geçerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak belki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Sana yazıklar olsun. Yedirdiğim ekmekler, içirdiğim sular haram olsun. Lan ne sırıtıyorsun? He sırıtıyorum. Ama baba hele bir sor. Hele bir sor neye sırıtıyorum? Neye sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Vallahi siz Gökhan Bozok'u da şakalarını da unutmuşsunuz ha. Bak alındım şimdi size. O ne demek lan? O nasıl bir dönmek lan? Ne diyorsun oğlum sen? Yalan diyorum baba, yalan yalan. Kumada yalan, yeni gelin de yalan. Ajansa ne yerladım ben onu? Şaka ettim size. Şaka ya. Ama. Şaka ya. Lan oğlum ilk dakikadan yine yaptın yapacağını ha. Abi dönüşüm muhteşem olsun istedim. Öyle mi? Ha iyi yaptın. Ulan gidişin az muhteşemdi. Lan bir dakika bırakın bana. Dur bırakın. Sen hakikaten şaka mı yaptın lan? Sen şaka mı yaptın? Vur vur. Vur. Aşk olsun benim babam. Ben afetin üstüne hiç gül koklar mıyım? Koklamazsın değil mi? Çok mu seviyorsun afeti? He baba. İşte erkek dediğim budur. Lan afet senin koy... Afet nerede lan? Ya baba iyi de Ayşe Hanım ne olacak? Nasıl bayılttıysan kaldırma ananı. Ayılt lan. Aşağıya. Ana. Ana. Canım anam. Çilekeş anam. Ah kız şaka yaptım. Kalk hadi. Ya yüzünü biraz ıslatsak mı acaba? Kolonya. Kolonya getirelim. Ya kolonya bir şey yapar mı ya? Git soğan getiriver. De haydi. De haydi. Soğan ortadan bir. Kız. Hiç yanaştır, yanaştır kızına. Oh. Aa, soğan bile işe yaramadığına göre Gıni ananın durumu kritik demektir. Bello! Koş git Gıni ananın en çok sevdiği şeyi getir, sen onu bir koş, 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 koş Bello. Gel ben. Pastırma yiyeceğiz, seni bekliyor. Bastır. Yok. Yok. O yetmiyor. Dozunu arttırmak lazım gerek. Koş Bella. Koş. Dozunu arttır. Koş Bella, koş. Gel Bella. Gıni ana. Aman da bak burada kormalı yumurta var. Boğacaksın karıyı lan. Yok bu da olmadı. Daha kuvvetli bir şey lazım daha. Ne bileyim daha bizden bir şey ne olay. Aha. Bela, anladın sen onu. De haydi. Bilmiyorum. Koş. Şimdi olur. Gel Bela. Gıni ana, bak burada Amanda bir kazan dolusu şırdan vardır. Buna karşı koyamazsın. Ne de iyice. Ulan bu garip bir tane şırdanı görse, mezarın altında olsa bile çıkardı dışarıda bu şırdanı yerdi lan, yerdi. Yetti. Ne var lan yetti o inmelerimde Ayşe'ma. Ayşe. Lan! Gördün mü yaptığını?
senin yüzünden. Ya kalkın ya, kalkın tamam, bu iş böyle olmayacak. Hastaneye götürelim, kalkın. Tamam, hadi. Kalkın, kalkın, kalkın. Baba bir el at. Ne oldu lan? Allah, baba. Aç yüzünü. Aç yüzünü. Aç yüzünü. Hadi lan, lan baba, bittik. Dur, dur lan. Lan bir yardım et. Lan düştü, düştü, düştü. Düştü, düştü, düştü. Düştü, düştü bu karıyı. Şaka. Ayşe. Ana ya, ana. Sen de ananı çabuk unutmuşsun kokanım. Ben bu yaşlara senin geçtiğin yaşlardan geçip geldim. Haberin var mı? Kandırdın mı kız sen bizi? Kandırdım, kandırdım. Ana, doğruyu söyle. Sen nereden anladın benim şaka yaptığımı? Ya benim oğlum seni ben doğurdum ben. Senin küpriğinin eğilişinden ben senin niyetini anlarım. Armut dibine düşermiş tabii. Kolpacı ananın kolpacı oğlu, al işte. Heh. Evet, herkes iyi ve tek eşli olduğuna göre artık içeri geçebilir miyiz? De hadi. Allah! Asiye? Buradayım o. Nazgül, o da burada olduğuna göre peki silah kimde? Afet, Afet'i unuttuk ya. Afet! 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 Kızım, ne yaptın? Kimi vurdun? Afet! Kan yok. Yok, kendini vurmamış. Kim? Afet. Afet'im. Allah belanı verir. Dur anam dur. Her şeyi anlatacağım Afet'e. Neyi anlatacaksın ha? Neyi anlatacaksın? Beni nasıl affettiğini, rezil ettiğini mi anlatacaksın? Ben bu konakta senin askerliğinin bitmesini tam bir yıl... her köşe bıçağını Gökhan, Gökhan diye diye sayıkladım. Ben bu utançla nasıl yaşayacağım ha? Şaka yapmış kızım, şaka. Bu nasıl şaka ana? Yapma. Gökhan'ı vurmayayım diye böyle diyorsun bana. Onu vurmayayım diye diyor. Yok kızım, Gökhan'ı niye vuruyorsun? Madem bu utançla yaşayamayacağını düşünüyorsun, kendini vursana. Ana, benim ciğerim Gökhan'ın. Ben ciğerini söker alırım. Sen beni hiç tanımadın mı? O zaman önce beni vuracaksın. Olur. Ne? Kocaman yemiş bu. Sıkacağım da sıkacağım, sıkacağım da sıkacağım. Şaka yaptık diyoruz Allah'tan. Demek ki şaka kaldıramayan bir mizacı var Ayşe. Yok canım, bu böyle olmaz. İçinizden birinin içeri girip Afet'le konuşması lazım. Benim karım amca. Goka gidemez. O karıya yeme demem oğlumu, başkası gitsin. Baba. Yok. Bu sefer ben olmaz, olmaz. Bu evde bir tek Barış elçisi var. Aha, o da Bella. Evet. Bu işi çözerse Bella çözer. Hayır. Evet. Hayır yok, ben buna katiyen da izin vermiyorum. Benim kızım gidemez. Allah onu mu buldunuz be? Yok, anneciğim babam haklı. Bu iş çözsem çözsem ben çözerim. Saçmalama Bella. Yeni gelin gibi niye atlıyorsun ortaya? Ya siz merak etmeyin. Yeni gelinle gülüyor. Kızım, biz sana güveniyoruz da o içeridekine güvenmiyoruz. Ne işin var senin içeride ya? Abi! Yatma kızım, yatma! Yatsın, yatsın. Yatma, yat. Yatsın mı? Bella! Bella! Dikkat et yavrum, ne olursun. Ya. Koru her yerini Bella, koru. Afet! Canım! Gelebilir miyim? Ne var kız, ne var? Seni mi yolladılar yollaya yollaya? Keklik gibi ablayayım diye, ne oldu? Bak, canım Eltim. Elti ne demek ha? Kardeşlik demek. Barış demek.
Sonracığım mı? Kes kes! Uzatma, ben bu lafları çok duydum. Benim karnım tok bu laflara. Ha? Niye gönderdiler seni? Niye çıkmıyor kendisi erkek gibi ha? O karıyı koluna takıp karşıma getirirken erkeklik taslıyordu ya. Çıksın karşıma, çıksın da çam yarması gibi devireyim şuna ya onu. Hayır Afet, kimseyi hiçbir yere devirmene gerek yok. Gökhan'ın suçu yok, sana şaka yapmış. Ne şakası kız, ne şakası? Gelsin, gelsin bana yapsın şakasını. Hem gelsin bak, benim de ona yapacağım bir şaka var. Gökhan'a, Gökhan'a çık karşıma! Afet, bak. Yaklaşma. Bak, Afet sen bana inanmıyor musun gerçekten? Ha? Bugüne kadar ben sana hiç yalan söyledim mi? Söyle bakayım. Gökhan böyle bir şey yapsa, ben onu savunur muydum sence? Seni de kandırmıştır o Deus. İnanmam. Bak Afet. Canım Afet. Ben şimdi Gökhan'ı çağıracağım. O da sana her şeyi anlatacak. Tamam mı? Bak. Sen de kendi kulaklarını duyunca sen de inanacaksın. Güven bana. İyi tamam öyle olsun. Ama bak kız, bunun altından da bir yalan çıkarsa eğer, önce onu sonra kendimi vururum ha. Bak günah da senin boynuna, onu bilesin. Hayır, hayır bak merak etme. Ben de. Şimdi ver o silahı bana. Ver silah. Yavaş, yavaş, yavaş. Ver o silah. Ver o silah bana. Ben esnaf diyorum ha! Vurdun kızımı! Düştü yeri gelin! Bela! Bela! Bas, bas, bas! Ya! Çok bir şey yok. Silah yanlışlıkla patladı, o kadar. Yeter be! Fazla uzadı bu oyun. Hadi siz çıkın, ben her şeyi anlatacağım Afet'ime. Ne bu ya? Nasıl bir kolak oldu burası? Herkesin elinde bir silah. Al oğlum şunu. Götür, sakla bir yere. Tamam baba. Haydi. Ya haydi. Kalk, yalnız bırakalım. Bir lütfen. Gidiriz. Ya haydi Ayşe. Ana sen de çık hadi. Ölürüm de çıkmam. Ana çık dışarı. Çıkmayacağım. Afet. Güzel gelinim, bak oğlan şaka yapmış ya. Şaka illa birinin ölmesi mi lazım? Hey yavrum, sen hiçbir şakada da anlamıyorsun güzel kızım. Afet'im. Tamam, ne de sen haklısın. Bu seferki şakan biraz eşek şakası oldu. Ama sen nasıl inanırsın ya böyle bir şey yapabileceğimi? Ben senin üstüne gül koklar mıyım hiç? Nasıl laf ya? Ben asker ocağında o kadar ay seni koklamak için beklemişim. Gel, gel, gel. Canlarım, canlarım benim. Sulh oldu değil mi şimdi? O zaman mutlu sona erdiysek başlarsın ziyafet. Ne ziyafet ana? Ya senin şerefine ziyafet hazırladım, Arap ziyafeti. Eşek, kusturucu mesaj şakası. Kız elin de ağırmış ama. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim.
bu? Görüyün değil mi Korkut ağa? Bozukların bütün erkekler bir araya geldi. Helal kadınlar aya bak. Nasıl da göreniyor. Abi bütün oğulları yanında da gurur duyuyor. Korkut ağa, iyi misin? Alo Korkut ağa, iyi misin? Hey! Ne var, ne diyorsun? Seninkiler diyorum. Vur patlasın, çal oynasın, eğleniyorlar Kur'an'ıma. Ne? Eğleniyor mu? He. Kim eğleniyor? Ana, vallahi da eğleniyorlar. Ya bizim töremize ne oldu? Ha? Bizim taziyemiz var, yaz eviyiz biz. Ölü çıkan evden alıptan başka ses yoktu, nerede görülmüş? Allah'ıma Kur'an'ıma senin meftayı takan yok. Öz, sensin mefta. Benim yayla gülüm ebediyete intikal etmiş bulunuyor. Hele, hele şunların ettiğine bak, hele hele. Ulan siz şimdi çifte tellinin ne olduğunu görürsünüz ha. Geliyorum ulan, geliyorum. Verdik zehri, seyreyle cümbüşürü. Sizin davulunuzun da tokmağınızın da ben. O senin zurnay var ya, o zurnay. Al o zurnay ha. Abo, ne yapıyorsun benim babam? Ne dellendin gene? Ya taziye mi burası, taziye mi? Edepsizler. Ah babam benim be. Ya biz unuttuk yine yayla gününü. O sebeple... Dedem. Başlatma dedeni şarap şarap. Haydi. Çekil lan. Haydi. Çekil lan, çekil. Siz daha öyle burada mı? Burada mı kırdın? Burada mı sizi? Ya oğlum. Dedenin aklı konar göçer oldu. Bir gider bir gelir, bir gider bir gelir idi. Bir gitti bir daha da gelmedi işte. Hadi ya. Baba bu kimin taziyesi? Biz hakikaten ayıp etmedik değil mi şimdi? Ya oğlum uzun mesele. Şimdi sana anlatamam. Önce bir dedeni halleyeyim, sonra anlatırım. Merak etme. Benim babam affet bizi. Affetmiyorum. Hiçbirinizi de affetmiyorum. Artık benim evladım da yok, ailem de yok. Ahan da gidiyorum, dahan da gelmem ha. Babam benim. Değil mi? Babam benim, nereye gidiyorsun? Gitme babam! Gitme! Ne gidiyorsun lan? Bütün bu işi başımıza sen açtın. Baksana babam gitmiş. Bak Müsellim, bu işi başımıza sen sardın, sen temizleyeceksin. Ya tamam da abi, ben ne yapayım? Yani babamızın aklı benden beter. Bir gidiyor, bir daha gelmiyor. Yani benimki en azından uğruyor orada. Ya delirtme beni, delirtme. Allah Allah ya! Ne yaparsın bilmem. Gider yayla gülünün mezarından çıkarır, parçalarını toplar, babama mı verirsin? Yoksa o deli kafan daha akıllıca bir fikir geliştirir, onu mu verirsin bilmem. Ama bana babamı getir Müsellim. Tamam abi, sen merak etme. O iş bende. He. Baba, dur bekle. Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. De haydi kece. Vur davula, tokmağa da. Davul da yok, tokmak da yok. Ne yap, bak yine. Ulan ulan! Gel sen ortaya, gel ortaya, gel! Haydi, ritim! Oh. Eğlenin lan, eğlenin bir iki de hadi. Gökhan gelmiş, oh! Ulan Gökhan, bizi can damarımızdan vurdun. Ulan sen nereden biliyorsun bizim zayıf noktamızı da böyle bir oyun ediyorsun? Benim de damarımda bozuk kan akıyor değil mi benim babam? Senin kafanı yerim, damarını yerim, kanını yerim. Anam da sağ olsun zaten her türlü istihbaratı bana sağladığından. Hakikat ya, Ayşe anamdaki istihbarat da FBI'da yoktur. Baktım evden yeni gelinler, yeni kumalar eksik olmuyor. Dedim bir tane de ben getireyim. Ne ulan? Ya baba şakası ya. Gökhan'cığım. Bu evin yeni gelini uzunca bir süre belli engel olarak kalacak. Aklında olsun. Ya Haktat ya, bu kızın kaderi de böyleymiş. Ne yapacaksın? Yani ben zamanında dedim. Yani
şu eve yeni bir kuma getireyim ki yengemi bu zulümden kurtarayım dedim. Ama ne oldu? Ortalık 56'ya gitti ya. Açma o konuyu, açma. Aman aman Kaan abi, sen beni hiç düşünme. Ben halimden çok memnunum, sağ ol. Sırf senin için yenge, vallahi. Hakikaten. Biz daha yeni yengemle danışmadık. Eksik olmayın, size çok güzel danıştırmadınız ha. Oğlum, adamla kafa mı bıraktın? Aklımızı aldın, aklımızı. Kalk danış. Bellen bozok. Evimize, ailemize hoş geldin yenge. Ay sen de hoş geldin Gökhan. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Memnun ol lan. Ben de memnun oldum yenge. Otur, otur. Otur. Memleketimizi beğendin mi? Abim seni böyle iyice bir gezdirdim Adana'yı. Beğenmek ne demek? Bayıldım. Her yeri gezdim. Çok da sevdim. Ya Adana ne kadar güzel bir yermiş ya. Sorma Gökhan'ım ya. Yengem buraları o kadar çok sevdi ki dünyayı dolaştırayım diyorum. Yok diyor, bana mısın demiyor. Allah'ına kurban yenge, helal sana. Adanalı'nın hası olmuş ya. Öyle. Vallahi ben de Adana'nın bir karış toprağını tüm dünyaya değişmem. Vallahi değişmem. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Yarın üç kardeş şöyle Adana'mızı baştan başa bir daha gezek. Gezek. He? Gezek. Yalnız bak baştan söyleyeyim Gökhan. Öyle arkadaşlar çağırdı. Okeydi, pimpondu, pilardoydu. Povling movling dinlemem ha. Aşk olsun benim abim, aşk olsun. İlk günden okey'e, bilardoya gidecek halimiz yok herhalde. Biz de ikinci günü gideriz. Lan senin Allah'ın adamı. Tamam tamam, yarın üç kardeş geziyor. Hem benim küçük kardeşimin böyle özlediği, yokluğunu çektiği şeyler vardır. He. Abi, abartma istersen ha. Kaan, abartma istersen. Hem nereye götürecekmişsiniz benim oğlumu? Ha neyi özlemiş ki ne? Neyi özleyeceğim benim babam? İşte taşını, toprağını, barajını özledim. Barajını, baba barajını. Barajını yani. Barajı. Ha barajını, barajını. Siz o baraja giderken ben o barajdan koşa koşa iniyordum ya. Çabuk. Nasılsın? Sağ ol. Ay öyle bir uyku bastırdı ki. Müsaadenizle ben yatayım. Niye ki? Şu, bir yıldır kızın kocası yok. Gidip erken yatıversin, anladın mı? İyi de niye ki? Tövbe estağfurullah. Ya Ayşe'cim, ha bunlar evlenir evlenmez bu kızcağızımın kocası askere gitmez mi? Bu kızın kocası ha bir yıldır askerde değil mi? De hala değil ya. Bu kız kocasıyla geldiğinden beri bir doğru düz görüşemedi ki. Neden başka bir şey bilmiyor musun sen? O kızın ya da erken gitmesi lazım gerek. Siz onu benim kulağıma anlatın, kulağıma. Gelin kısmısının kaynanasından, kaynatasından evvel yattığı nerede görülmüş? Kızım, sen aman lafına bakma yavrum. Sağ benden müsaade. Haydi git yat. Hiçbir yere gidemezsin. Otur bizimle çay iç. Yok ana. Gece gece çırpıntı yapıyor bende. Ben gidip yatayım. Yemişim senin çırpıntını. Otur bizimle çay iç. Anam, kurbanın olayım. Çırpıntı yapıyor işte. Ya zorunlu mu içireceğim? Çay istemiyorsan kayfe yap kendine. Ayşe! Ha. Kızın üstüne fazla varma. Yat kızım, sen de yat artık. Hayda. Oo, Gani ana, aman Ayşe ana, sen de az değil misin ha? Vallahi böyle herkesin içine ben de dikkat ettim. Neredeyse ağlatacaktın kızı. Hey, her şey daha yeni başlıyor. Siz Ayşe'yi asıl şimdi görün. Görün de kaynanalık öğrenin. Anam, kız. Ya Mühtemer abla ya, duy da inanma. Görüyor musun bizim ambar faresini? Kız sen boyuna posuna bakmadan kaynanalık mı yapacaksın? He benim canım benim, he? Hey! Artık benim de oğlum var bu konakta. Artık benim de burnum ötecek. Git
işte o kadar. Ay! Hey! Abi orada mısın? Abi. Abi. Abi neredesin? Kız. Ne bağırıyorsun? Ben buradayım. Al, getirdim. Getirdim de ne oldu? Kabız mı oldun yoksa? Yok gülüm, ben kabız olmadım. Kabız birine uygulayacağım. İyi, tamam. Hadi iyi geceler. Dur kız! Sensin iyi geceler, gel buraya. Konakta durumlar nasıl? Konaktakiler nasıl? Konaktakiler? Şirin'i soruyorsun herhal, ha? Islığı soruyorum. Çarşafını ıslatıyor mu hala? Herhalde Şirin'e soruyorum. E canım Şirin nasıl olacak? Gayet iyi. Hem o iyi olmayacak da ben mi iyi olacağım, ha? Takmış iki tane salağı peşine. Böyle oyum oyum oynatıyor işte. Öst kız! Karşında abin duruyor senin, saygısız. Öyle değil mi? Konakta herkes mutlu mesut. Afet desen kocası geldi diye havalara uçuyor. Belle desen çocuk yapacak diye zaten ağzı kulaklarında. Konakta bir mutluluk, bir taşkala. Bir benim yüzüm gülmüyor. Vay abi kurban. E ben sana dedim, seni evlendireyim dedim. Sana koca da buldum. Otur evinde hanım hatun, çocuklarının anası ol. Yok, dinlemedin. Abi, hiç sevmeden olur mu? Ya kurban olayım, yine başlama istersen ya. Olur olur, mal gibi de olur. Hele şu mapusluktan kurtulayım, sana vereceğim. Allah'ıma sana uygun bir dallama bulacağım. Dallama. Tamam, 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 tamam. Gece gece seninle hiç uğraşamayacağım. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Dilan, hayırdır, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, yok. Abim bir şey istedi de onu getirdim. Ya uyumadım hala. Dışarıda oyalanıp duruyorum. Uyusa da içeri girsem. Yok. Gözüne sensiz uyku girmiyormuş biliyor musun? Ene de olsa her gece koyun koyun uyuyormuşsunuz. Sen gül gül. O yatak ikimizden birine dar olacak yalnız, haberin olsun. Aman hiçbir şeycik olmaz, merak etme. Alışır gidersiniz işte. Sen çok mutlusun burada herhalde. Nerede olduğumun bir önemi yok. Ben her yerde mutsuzum. Ya senin bu evlenme işin oldu Dilan. Hani abin seni biriyle evlendirecekti ya. Ya karantina geldi diye kurtuldum sanıyordum ama... gene başladı seni evlendireceğim diye. Gönlün var mı? Hevesin var mı diye Dilan'a soran yok tabii. Niye olsun ki? Ya bu ağlar hep böyle işte. İnsanı adam yerine koymuyorlar. Sadece ağlar mı öyle? Aa kızlar öyle değil mi? Ha? Şirin mi? Yok canım, Şirin'im öyle değil. Ya saçmalama Ferhat, sana nasıl baktığını gördüm. Onun gönlü çoktan gitmiş senden. Gitmiş de sen kabul etmiyorsun. Tıpkı benim Hazar'da ettiğim gibi inat ediyorsun. Ya sen nereden biliyorsun Şirin'imin benden vazgeçtiğini? Bir tek ben bilmiyorum ki, tüm Karadeniz gördü onların aşkını. Şirin'in abime bakışlarını. Aşıklan maşuk, güllen bülbül nasılsa onlar da öyleydi vallahi. Nasıl ya? Basbayağı işte. İyice baksan sen de görürsün. E bana artık müsaade. Haydi Allah rahatlık versin. Ya Dilan, ya dur, ne oldu, ne yaşadılar söylesene. Ne dedi şimdi bu ya? Çık çık çık.
Karım? Karım! Karacığım. Söyle canım. Kız, ben senin bu kadar güzel olduğunu unutmuşum kız. Gel çabuk buraya. Geleyim ağam. Gel. Çok özledim kız seni. Ben de seni ağam. Destur! Tövbe bismillah ana. Ana hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, uykum kaçtı da azıcık laflayak mı? Ana, laflayacak zaman mı? Hadi sen git uyu git hadi, hadi. Yapmayacağım. Kalk kız, anana yer ver. Oturmuş orada öyle. Ana, burada mı yatacağım? He, burada yatacağım. Sana mı soracağım nerede yatacağım? İlk bana ballı süt yap. Kokanıma da acı bir kahve yap. Uykusu açılsın azıcık. Oh, aslanım. Oh. Oh, yiğidim benim koçum. Ana, sütünü içince yatacaksın değil mi? Bakarız yavrum, bakarız. Adasını kuzusun. Gel kahve gelene kadar yat azıcık. Yat, gel. Gel. Anlat bakalım, ne yaptın askerde? Hep kara şimşek yediriyorlarmış, doğru mu? Ana, şimdi bunları konuşmanın zamanı mı? Ne konuşacağız oğlum? Sen niye geldin o zaman ana? İşte bunları konuşalım diye geldim. Ana, sabah konuşacağız. Yok. Kahvaltıda konuşalım. Yok. Ana. Yok. Al aşkım, sana Anzer balı getirdim. Aç özünü, aç, aç, aç. Oh. Hasiyet olsun. Aşkım, nereye getirdin sen bunu? Ya, bu aralar bizim biraz fazla enerji ihtiyacımız olacak ya. Hmm. Ondan. Ah, fıstık ezmesi de getirdim. Antep'ten. Aşkım, ben onu yemesem de... Diyorum ki başka bir şey yesem hani... Burası mı? Afiyet. Siz yatmadınız mı hala? Yattık canım. Yattık da biraz ma aile yattık. Ayşe Hanım sağ olsun bizi iki dakika yalnız koymadı da. Ayşe Hanım yanınıza mı geldi? Anam gülmeyesin ne olur. Ya Allah'ını seven şu anama bir el atsın. Geldiğinden beri Gökhan'ıma koala gibi sarıldı. Ya bir koymadı ki şöyle bir hasret giderelim. Ya dikkatini başka bir şeye çekmekten başka çareniz yok affet. Bak en iyisi sen soğanlı yumurta yap. Hah, bak görürsün yumurta soğanı değir değirmez nasıl buraya damlıyor. Kız, aklınla bir yaşa sen ha. Doğru diyorsun ha. Ben soğanlı yumurta yapayım, yapayım. İyi o zaman hanımlar. Bana müsaade. Ama aşkım, biliyorsun sen gecikme, tamam mı? Geliyorum aşkım, merak etme, geliyorum. Aşkım diyorlar ya. Allah'ım bir de benim şu halime bak. Ya üzülme, üzülme. Soğanlı yumurta seni kurtarıcı olacak. Tereyağını da yap ama. Ha, unutma. Harbi tereyağını. Allah'ım bu senden bana reva mıdır Allah'ım? Soğanlı yumurtadan medet umar olduk ha. Neyse, yapayım bari. Ah ana, ah. Haydi bunları al odalarına götür. Vallahi kütük gibi yatmaktan belim tutuldu benim burada ya. Dur bakayım. Uyumuşlar. Baba. Ha canım. Ana. Cemil, oğlum. Haydi yavrum, haydi baba sizi yatağınıza götürsün. Haydi evladım. Ya ben seninle uyuyacağım. Of seni canım. Baba ben seni çok özledim. Tamam güzelim, ben de seni çok özledim de yani... Günler çuvala mı girdi? He? Sabah yine görüşeceğiz. Olmaz. Mesut'u, oğlum. Bak sen böyle benim üstüme çullanıyorsun ya. Ben hamileyim ya, benim her yanım öyle ağrıyor oğlum. Belim, bıkınım, her yanım tutuluyor. Haydi cimmi. Ay bir de kardeşim bana dedi ki keşke o abim kendi odasına gidip uyusa dedi. Keşke anacığım dedi, içeriden bana öyle dedi. Ya bebek sizden yatıyorsa ben niye sizden yapmıyorum?
Bak canım ya. Aman iyi ettin Nazgül. Şimdi bebeği söyledin ya, bir daha hiç gitmeyecek yanımızdan. Baba benim uykum var, hadi yatalım. Benim de hadi yatalım artık. Ulan. Ay Allah'ım sen ne büyüksün ya. Şuraya bak. Ya şu odaya girmek bile istemezdim. Şimdi karımla baş başa yatacağım. Sıpalar izin bile vermiyor. Olsun olsun abi, biz böyle deriz. Ana ya! Ne ana ya? Cimmiler! Yatın uyun, haydi kıcık ettiniz beni gece gece. Etinizi çıbartacağım şimdi ha. Hadi kız yat uyur. Bak anan kızdı vallahi parçalar bize ha. Anam, tereyağında soğanlı yumurta mı bu? Ay vallahi bayılırım vallahi bak hep. Vallahi de soğanlı yumurta kokus. Ay bayılıyorum ben buna. Ay anam bilmez miyim, bilmez miyim? Yani ben seni hiç acı acına böyle yatırır mıyım? Sen şimdi mide kazınmıştır be. Sağ ol kızım, vallahi benim de acıktan midem sırtıma yapıştıydı, sağ ol. He, değil mi, değil mi? Yani yarım saat önceki o yediğin 5 kase sütlaç sen neyine yetecek? He. Ay afiyet olsun. Bal. Kapı açık kalmış. Ya siz beni hepten salak bellediniz ha. Ben de sana pabuç bırakacak göz var mı? Anam iyi de daha az önce. Çok konuşma. Git bana balı sütümü getir. Soğanlı yumurtamın üstüne içeceğim. Çok güzel oluyor. İç kız iç. Ye iç. Hatta komple konağı ye. Üstüne bir de beni ye be. Koka. Sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Senin bu karın iyice kafayı yedi ha. Hayır gelmez bundan. Soğanlı yumurtayı güzel yapmış ama. Şşt. Şirin. Al, al. Bunu at. Ulan senin ne işin var lan burada? Asıl senin ne işin var lan? Bak hele burayı iyice durak belledin ha. Hadi bekleme yapma. Şuna bak lan. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Ben çoban mıyım lan dağdan gelin? Ha? İkile, güle. Lan benim sinirlerimi bozma yoksa hapsi boylarsın. Kalk git ihbar et hadi. Hadi. Allah'ıma Kur'an'ıma o baba bildiğin ağana her şeyi anlatırım. Yüzüne böyle okkalı bir tükürür aklın başına gelir. Naş. Lan sen var ya. Lan onu gece gece tantana çıkarmayacağını bilsem burada sana dalarım ama gerek yok. Yürü git hadi gidiyorum. Sen yürü lan. Lan yürü oğlum, ölürüm de seni almadan gitmem işte, yürü gidiyorum. Lan yürü. Lan yürü. Tamam üç deyince. Bir, iki, üç. Üç oğlum, üç. Yürü gidiyorum. Yürü. Yürü lan. Lan yürü, yürü oğlum, yürü. Yaklaşık lan. Sonra işte komutan dedi, kim dedi gönüllü olmak istiyor. Ben de, ben tabii ki Erkan Bazol komutanım dedim.
başlayacağım yüzsüz şeyleri. Ses yapma. Zaten zorla uyuttum. Peki şimdi ne olacak? Burada mı uyuyacak? Yürü yürü bir çıkalım. Dışarıda bakarız. Gel. Diyendikler bir. Sabret ağam, sabret. Hadi gel, gel. Afet. Çok özledim kız seni. Gibi. Afet, hadi sen odana kokan gel yavrum yanıma. Ana? Ne anası? Ne anası? Kaşın gözün oynuyor. Haydi ışıkları kapat kızım giderken de kokanım uykusuz. Ana. Gel yavrum. Yok bırakmam. Nereye bırakmıyor? Bulmuşum bırakma. Bırak bırak. Bırakma bırak. Anam anam o kurban olurum. Hadi ışıkları kapat kızım hadi uyuyalım biz. Gel uyuyalım. Anası aşk olsun be. Olsun, olsun. Aşk olsun, meşk olsun. Hadi, hadi. Gül, kok. Işıkları kapat dedim. Atarlı senin bu karın ya. Ne yapacaksın sen bu karıyla bilmiyorum. Sen olmasan alırdım ayağımın altına. Hadi gel ağzımızın tadını bozmayalım, uyuyalım. Gel, kok karnım. Gel. Oh, kurban olurum. Kurban olurum. Sana kuzum. Kaan! Gel, geldim baba. Hazır! Geliyorum babacığım. Benim Gökhan'ım. Geldim benim babam, geldim. Ay maşallah be. Bana sorsalar mutluluğun resmini yapabilir misin diye ağam da derim işte sana mutluluğun resmi. Gelin lan, gelin oturun şöyle yamacıma. Uzun zaman sonra nasıl böyle üçü birden aslanlarım benim. Bak bak şunlara bak maşallah bak. Bak bunlar var ya bunlar benim evimin direkleri. Medar iftarlarım ya. Maşallah maşallah. Ya babacığım ben diyorum ki tabii senden müsaade edersen şu kahvaltıdan sonra biz Hazar'la Gökhan kardeşimi alalım. Şöyle güzel bir Adana turu attıralım diyoruz. Hem sen de bizim yerimize bir şirkete gidersin. Orada neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle bir bakarsın. Olmaz. Gidemem. Ben gitmeyi izlesem ayaklarım gitmez. Niye ki? Niye ki ne? Çünkü sizinle beraber dünürümle ben de geliyoruz. Sürpriz! Karadeniz'de yeterince gezmedik mi Allah'sa? Ya bırakalım bugün gençler baş başa gezip tozsunlar ya. Gençler derken? Gençler işte. Allah Allah biz ne oluyorum? Pardon.
Ya tabii öylesiniz baba, orası öyle de ya. Ben diyorum ki yani bu... Hıy! Ama... Hıy! Baba! Hıy! İtiraz istemiyorum. Bak, hem bunlar Adana'nın gezilecek yerlerini bilmezler. Sen bana takıl, hayatını yaşa. Öyle der mi benim dürüm? Vallahi Yaşar, kesinlikle öyle. Ne yalan söyleyeyim. Sizin babanız tam bir sefa profesörü, uzmanı olmuş yani. Ben şahidim bana yaşattıklarında. Hiç bilmez miyiz Kamil amca? Babam Skurova'nın gecelerini ayrı, gündüzlerini ayrı fethetmiştir maşallah. Ulan sen var ya, senin ağzın bal yesin bal. De haydin, şimdi yumulun kahvaltıya. Uzun bir Adana günü bizi bekliyor. Bozoklar. Eyvallah baba, sen ne diyorsan. De? Ya sen de ye, sen de yarı bozuk sayılırsın artık. Öyle, ya, öyle yapma, tamam, öyle yapma hadi, şimdi. Hayırdır Afet? Gece uyuyamadın mı yoksa? Kız. Kızım koca Saskia'dan yeni geldi. Nasıl uyusun? Anam, keşke öyle olaydı. Askerden kocam geldi de anamdan sıra bana gelmedi. O ne demek ki şimdi? Şu demek canım. Sabaha kadar aşağı anamla köşe kapacı oynadık demek. Yani kapıdan kovduk, bacadan girdi. Bacadan kovduk, kendisini mutfakta bulduk. Sonra da geldi aramıza yattı. He vallahi ya, bizim çocuklar da sabah kadar yanımızda yattı. Gözümüze uyku girmedi sevgili kocamla. Aha bu bile uyuyamadı ya. Nazgül'üm ya, o kadar vakit ayrı kaldın çocuklardan. Besbelli özlemişler, şöyle iki pışpışlayaydın ha. Çocuğu pışpışlarsın, uyutursun. Ama aşağı anamı uyutmak ne mümkün? Ya bırakmadı ki şöyle bir rahat, rahat. Rahat, rahat ne afet? Rahat, rahat ne yapamadım benim gelinim? Ne yapamayacağım ana, işte uyuyamadım. La la, koskoca konakta uyuyacak başka oda bulamadın mı? Bulamadım ya ana, her yerden sen çıktın. Anam, tövbe estağfurullah. Ha bu kadarını ben bile etmem ha. Ayşe, hakikaten sen de eşeğin gözüne iyice suyu kaçırdın ha. Ya bırak çocuklar rahat rahat ya. Hey! Daha yeni başlıyorum. Ben size hızlandırılmış programda bir kaynanalık göstereyim de uçuklaşsın dudağınız. Anam sen ne dedin? Benim ne kabahatim var? Gelinsin işte, gelin. Efe, asma kızım suratını. Anında bu güdük birkaç güne oradan hevesini alır. Sen de depine depine uyursun kocanla yavrum. Az sabır canım, sabır. Gel benimle. Nereye? Ya sen Türkmen halayla barışmak istemiyor musun? İstiyorum. E gel o zaman. Hadi. Erol. Hey, hey, hey. Hala pişmedi mi o yumurtalar ya? Kelle oldu orada. Ya ağam, bu ne anlar yumurta kırmaktan ya? Doğru diyorsun. Ben daha çok kafa kırmaktan anlıyorum, biliyor musun? Vallahi mı lan? Kırsana hadi. Hadi. Lan bak. Allah'ıma, Kur'an'ıma, senin önce kafanı çatlatır, sonra kırarım. Oturun artık, oturun. Ya oğlum Ferhat, sen de geç sofraya, hadi, hadi. Vay, vay. Ayaklar baş olmuş iyice. Ağalarla çobanlar aynı masada oturur olmuş. Lan sen ağ olmuşsun da ne olmuş? Dünya malı sende. Ama Şirinim'in gönül bağı bende. Abo, leş! Lan oğlum, kamyon arkasından mı ezberliyorsun bu lafları lan? Biz bunları kalbimizle söylüyoruz Baran ağa. Aha, şimdi de arabesken bağladı. Ya yürü git. Ya hadi oğlum, olmadı mı onlar artık ya? Geldi geldi, oldu Allah'ım. Haydi of! Acıktım ya. Hadi koy bakalım. Hadi, bismillahirrahmanirrahim. Hadi, bismillahirrahmanirrahim. Hep beraber. Hop, hadi. Öst.
Herkese var, sana yok. Sebep? Oğlum, onlar şirinimin yumurtaları. Sana yedirtmem. O ne biçim laf lan? Şirin mi yumurtladı onları? Evet. Hayır tabii ki hayır. Bize hususi getirdi diyorum. Çobanlar yiyemez. Şirinimin yaptığı da belli. Bak hala yiyor. Lan yemeyeceğim. Yeme lan! Yiyeceğim lan. Yemeyeceksin oğlum. Yiyeceğim oğlum. Yemeyeceksin lan. Yahu! Uzatmayın ya, uzatmayın. Allah Allah! Şu yumurtayı ağız tadıyla bir yiyelim. Haydi! Çıkar lan! Çıkar lan! Lan neyi paylaşamıyorsunuz? Gene girmişsiniz birbirinize Hint horozları gibi. Günaydın abim. Affettim ben değil mi? Haydi hazırlan gidiyor. Hemen hazırlanıyorum abi sen merak etme. Sen değil. Hayır sen değil. Biz Baran'la gidiyorum. Enişte nereye gidiyoruz? Yoksa beni teslim mi edeceksin? Yok be oğlum, gezmeye gidiyor. Ama gören olur. Olmaz oğlum, merak etme, o iş bende. Ama yine de tedbire bak. Ulan Baran, senin canın ne tatlıymış lan. Tamam, tedbir alırız, korkma. Yok, tedbir alak derken... şey böyle, tedbirli kıyafetlerle gezecek, onu diyorum. Tedbirli kıyafet denmez ona. Tebdili kıyafet o, tebdili. Lan oğlum, babam nerede benim babam? Allah Allah, ortalıkta görünmüyor. Bir yere mi gitti ki de? Ben sana göstereyim abi, gel beraber. Yaklaşma! Öpeyim mi? Dokma! Dokanma. Düş önüme, yolu göster. Düş! Ya abi ya, abi de hala mı devam ediyor bu ya? Aman! Gel abi bak, orada. Ne yapıyor lan o? Gel. Aman o kucuk da kucukmuş da, avamış da, avamış da. Avamış da. Benim babam ne yapıyorsun? Bu kim? Reyhan. Reyhan kim? Dağlar kızı Reyhan. Cici annen. Öp hadi cici ananın elini. Selim ne diyor lan bu? Ya babamız diyor ya işte ya, yeni cici anamız. Allah seni bildiği gibi yapsın Müsellim. Hadi haydi. Geliyorum benim babam. Geldim. Oldu mu benim babam? Bak bu da benim büyük oğlum Kalender. Ya ağa Kalender. Memnun oldum. Seni var ya, kazıklara oturtacağım Müsellim. Bekle. Ya ben ne yaptım? Reyhan. Baba. Öpeyim ben. Yok öpme sen, gel sen hadi sen. Tamam. Şımarı dengelsiz, yürü dengelsiz. Dağlar kızı Reyhan. Daha da sıcak olacakmış Mütebir. Hakikaten mi kız abla? Çok güzel. Hala bak, sana kendi ellerimle muhlama yaptım. Sen çok seversin. Dokanma be kız, dokanma be. Yemezler o numaraları. Mıhlamaları yedirtip yedirtip beni iyicene semirteceğin değil mi? Aşk olsun hala ya. Ya niye öyle bir şey yapayım hem? İyi olacak. Onahtaki tek rakibim benim de ondan. Yalnız Türkmen abla, sen Şirin'e göre biraz güçlü bir rakipsin. Sen kendine bak yavru panda. Yalnız benim kızım ha bu konaktakilerin en güzeli. O da anası gibi bu konakta rakipsiz. Ya anne sen de yangına körükle gitme lütfen. Hem rakip falan bunlar nasıl sözler? Halam o benim ya halam. Kız dokanma diyeyim ya. Dokanma be. Dokanma sinirlerime dokanayım. Allah Allah. Halan diye bir. Bak kendin söyleyeyim. Halanım ben senin halan. Utanmadın mı halanın arabını elinden almaya? Ya hala ben öyle bir şey yapmadım. Halacığım. Bak Şirin sırf senin için yaptı. Bir lokma ye bari. Yok yemeyim. Ya zaten çok güzel olmamış. Böyle berbat gibi bir şey. Yok ben yemez idim ki zaten. Onun elinden yemez idim ben. Türkmen ama sen de çok abarttın ya. Yeter be. Vallahi bir eve iki tane gelin kız fazla ha. Birinizden birinizin gitmesi lazım gelir artık. Evet Müteber. Evet aynen birisinin gitmesi lazım. Ama ondan evvel ben varırdım. O gelsin ben gitmem. Vallahi benim kızımın isteyeni çok. O her türlü gider. Bence sen kendine bir kapı bulmaya bak Türkmen abla. Sorun zaten Türkmen. Senin gidemiyor olman.
Heşte bile, heşte bile öyle değil. Aha bu kız benim kısmetimi ayak basaydı, ben şimdi katı şeyini katırlanabilip gittiydim. Ya aşk olsun hala. Ben elin arabanı nerede göreceğim de nerede ayartacağım? Ben ne bileyim? Türkmen abla, iyi olayı ama ha. Sen ne biçim konuşuyorsun benim kızımla? Niye? Beni niye görmedi o Arap? Ha? Sorayım sahasıya. O Arap niye beni görmedi bunu gördü? Türkmen abla, ha o kız senin yeğenindir, yeğenin. Ne biçim konuşuyorsun sen? Artık ağlayan ağladı Asiye. Ağlayan ağladı. De git kızım, kalk git. Kalk git sen de. Kalk gözüm görmesin seni. Geç kızım sen de. Kalk, kalk. Yürü, kalk. Yürü. Allah. Oğlum, seni asla affetmeyecek ya. Ya tamam. Bir yolu bulacağız, merak etme. Al Ayşe tavayı da ye, al. Al ye. Sağ ol abla. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok işte yok. Ya benim dünürüm, karılarım bile bu heriften daha hızlı hazırlanıyor. Bak sana diyelim. Ya nerede bu adam ya? Ne yapıyor ki ne? Lan çık dışarı. Baran! A Baran! Ya baba, iyi ki Baran'ı konakta saklıyorsun ha. İyi ki bütün köye ilan etmiyorsun. Haklısın benim oğlum ya. Ben bunu konakta saklıyorum değil mi? Ama ne yapayım ya? Elimden başka bir şey gelmiyor ki. Ne yapabilirim? Ya Dünür'üm biraz sakin ol ya. Ya oğlunuz askerden gelmiş. Bütün çocuklarınız yanınızda. Birlikte gezmeye gideceksiniz. Güzel bir gün geçireceksiniz. Biraz rahatlayın ya. Doğru diyorsun, doğru. Da benim oğlumun aklı başka yerlerde. Ya baba, hakikat ya. Şu zavallı çocuğuna bir izin ver de karısıyla bir hasretini gidersin artık ya. Öyle değil mi lan Gökhan? Şşş! Hop! Alo! Lan! Asker! Evet, evet. Bence de abim doğru söylüyor baba. Ya baba izin ver de kızlar da bizimle gelsinler. Hayır, gelmesinler. Baba! Baba! Abim benim aklı burada kalacak. Karılarını da alalım baba. Yoksa bak burada kalacak aklı. Tabii canım, senin aklın hiç burada kalmayacak. Öyle mi? Eşek sıpası. Ya ben ne diyorum? Bugün erkek erkeğe gezecek. Ya baba tamam, biz erkek erkeğe... Baba biz erkek erkeğe nereye gideceğiz? Ulan sizi köfte horlar. Ya ben ne dedim ki de ne anladınız? Yazıklar olsun lan size. Baba nereye gideceğiz de hadi onu de. Ya benim oğullarım, siz daha küçükken, aha bu kadar bacak kadar boyunuz varken... ...benden gizli gizli nereye gidiyordunuz? Kanala. Ama sen izin vermezdin ki baba. İzin vermezdim ama siz giderdiniz değil mi? Peki ondan sonra ben sizin ellerinizden tutup... Nereye giderdim? Denize. Denize ya, denize. Ulan anlamadınız mı halimizden? Baba, madem denize gidiyoruz, kızları da alalım baba. Olmaz. Baba. Ya olmaz. Lafımı ikiletme. Ben sizinle baş başa, tıpkı küçüklüğünüzdeki gibi denize gitmek istiyorum. Orada böyle ellerinizden tutup denize atlamak istiyorum. Hem de nerede biliyor musunuz? Tuzla'da, Kasım'ın yerinde. Ya Dünür'üm beni gerçekten çok şaşırtıyorsunuz. Yani çocukluklarını anacak kadar yufka yüreklisiniz. Ama aynı zamanda isteklerini reddedecek kadar da sertsiniz. Yahu size Erol Taş olmak yakışmıyor. Siz Hulusi Kentmenlik adamsınız. Vallahi sen benim vicdanım gibi konuşuyorsun Dünür'üm. Haklısın. Gelsin evet gelsin. Peki, peki. Bakmayın siz de öyle melül melül ya. De haydi hazırlanın, hep beraber gidiyoruz. Ama çabuk ha çabuk. De haydi, de haydi. Hadi 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 hadi. Hadi. Bu akşam oldu. Ama bu kadar laf ettik. Görüyor musun hala ortada yok. Geliyorum enişte. Geldik babacığım. Geldik ama keşke bir hazırlık falan bir şey yapsaydın. Ya benim kızım, gideceğimiz yerde her bir şey hazır zaten. Oy benim minnoş kalpli babam. Allah senden razı olsun. Tabii gönlü razı gelmedi bizi ayırmaya. Benim çifte kumrularım. Kör Hasan amca da bizimle geliyor, nedir? O Kör Hasan değil, değil. Benim ben. Çaktırmayın ha. Yakışmış. Ya dayıcığım, yakışmak ne kelime? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Direkt tarzını bulmuşsun ha. O Rize'de giydiğin kırmızı etekten çok daha iyi olmuş. Kaan ya. Ha, Kaan ya mı?
Lan oğlum bana bak. Rize mevzu Rize'de kaldı. Allah'ıma kurarma birine söylerse seni öldürürüm. Nasıl kamufle olmuşum ama. Şortum da altımda ha. Ya en altımda. Lan apır sapır konuşup güldürme bizi ya. De haydi vakit kaybetmeyelim. Yürüyün, yürüyün. De. Bu araba bizi almaz ki ne? Dönürüm ben en iyisi 001'i çağırayım. Cemil! A Cemil! Buyur ağam. A Cemil! 001'i hazır et. 001 hazır değil ağam. Bugün hasarını çekmiştim. Yarın da boyayacaktım. Ya bırak boyayı boyayı. Bizi bilen biliyor ya. Sen arabayı garajdan çıkar. Peki ağam. De haydi benim dedim. Hadi. Aa, şambrelleri unuttuk. He, hadi onları alalım. Gel, gel. Hadi. Enişte. Ha benim. Ben? Gel lan sen benimle gel. 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 Gel benim oğlum. Aman Baran'ım. Ya Baran bir şey diyeceğim. Buyur. Ya sen Kaan'a bakma. Aslında o Rize'deki kırmızı etek var ya. He. Sana daha çok yakışmıştı. Bak onu diyeyim. Çok ayıp ediyorsun enişte. Çok. Ya kızlar keşke Şirin'i de çağırsaydık ha. O gelmez ki. Neden? Baran durak kreti yüzünden. Ay afet. Yazık ya. Gani anaya da haber veremeydik ki geleydi ha? Denize gittiğimizi biliyor mu? Din hadi kız. O nereden çıktı şimdi? Oy. Ağzından yer alsın ha. Bana hoş olurdu. Hadi benim abim hadi bak babamlar çıkmış bile. Yere ha. Laf edecek. Ya tamam oğlum terlikten koşamıyorum. Al bunu. Ver. Hoppa. Hey durun. Aha. Hayırdır? Hayırdır? Ne oluyor ya? Vallahi geldi. Bak kirli enerjiyle çektim senin yüzünden. Ha buyur ana ne oldu? Oğlumu da alıp nereye gidiyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz. Aa babam götürüyor. Olmaz. Gidemezsiniz. O niyeymiş? Ya gelin kısmısı da kaynanasını da bırakıp gezmelere gittiği nerede görülmüş? Biz gitmiyoruz ki. Aa babam götürüyor işte. Ben de geleceğim. Yok anam bırak sen. Sen gelemezsin. Ben de gel. Anam bıraksana. Ben de geleceğim. Bırak. Ben de geleceğim. Aman bas kaza ne olur bak. Vallahi bu bizi orada rahat bırakmaz. Ne olur bir şeyler yapın ya. Ya abi gözünü seveyim bu işi halletsen halletsen sen halledersin lütfen. Tamam tamam ben de. Ya dur Ayşe anacığım dur Allah Allah ya ne yapıyorsun bu ne şiddet bu ne celal. Bir sakin ol ya. Ya sen bizimle geleceksin dedin de biz sana gelemezsin mi dedik? Demediniz mi? Ya biz sana gelemezsin demedik. Böyle gelemezsin dedik. He valla mı? Tabii canım biz sensiz bir yere niye gidelim ki ne? Hadi sen şimdi koş hazırlan böyle bikini neyin onları giy. Biz seni burada bekliyoruz tamam. Tamam o zaman ben üstümü değiştirip geliyorum Emre. Kokan. Ananı bekle tamam mı yavrum? Tamam ana tamam bekliyoruz. Tamam yavrum. Abi. Mavisini mi giysem acaba? Gazla 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 yürü yürü yürü. Oh, geliyorum. Hadi Hazar. Hadi Hazar. Hayır. 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 Ana. Alçaklar. Alçaklar gidin bakalım. Gidin göstereceğim ben size Arap'ın intikamını. Ah affet. Affet göstereceğim ben sana. Bari götürmediler. Aman yavaş olasın arkada Gökhan'ım. Nasıl? Yavaş ya. Çok iyi. Hadi hadi. Hoş bulduk Kasım. Nasılsın? Biz bir çimip geliyor. Ya hadi baba ailesi. Yürüyün. Hiç beklemedim. Denize. Denize. Kaan çok açılmıyorsun. Hamile karın var ha. Oh, aşkım dikkatli ol ha. Koş lan. Ya baksanıza ne kadar güzel bir yermiş. Ya tüh, keşke mayo getirseydik ya. Vah,
Kız Dreş, mayo getirsek ne olacaktı sanki? Mayo giyecektik işte. Ya siz mayo istemiyorsanız bikini giyersiniz. Oh, benim bikini şugu benimle. Aha. Kız hiç öyle şey olur. İse kaynatasının yanında hiç mayo bikini giyer mi Dreş? Ayıptır, ayıp. Vah. Ya. Biz şimdi denize girmeyecek miyiz? Kız ben daha kocaman koyununa girememişim. Bu denize gireceğim diyor ya. Gökhan'ımla ayrı evde yaşasaydık ama bunlar olmazdı. Evin her odası, mutfağı, banyosu, her metrekaresi bizim olurdu yeminle ha. Vallahi ben halimden çok memnunum. Ayrı ev falan da istemem. Ben kalabalık yaşamayı çok sevdim. Seversin tabii. Senin kaynana kocana koğana gibi yapışmıyor. Afet kendine gel. İyice hırsın çıktı ey yok ha. Biraz kızıştın son zamanlarda bir şey demiyorum ama buraya eğlenmeye geldik. Ay! Az önceki deşeme kavuştum çünkü buraya tatile geldik. Hiçbiriniz canımı sıkamazsınız. Haydi kızlar marş marş Kasım'ın yanına gideceğiz mutfağı denetleyeceğiz haydi. Ya siz ciddi misiniz biz eğlenmeyecek miyiz? Kız bir kadının en önemli görevi kocasını eğlendirirken eğlenmektir. Ha? Anladın? Çok güzel bir şey söyledin Afet. Haydi kızlar durmayın. Hemen Kasım'ın yanına gideceğiz. Kızlar marş marş mutfağa. Kasım aç kapıyı. Biz geldik. Bil bakalım bize ne lazım. Bir, iki, üç. Allah Allah. Kocacığım, aşkım. Ha, diyorum ki hazır buraya kadar gelmişken buradan yastıktaki eve mi geçsek ha? Orada mı kalsak bu gece? Yaz. He, dedim gitti bile. Anam da yokken diyorum ki şöyle romantik dakikalar geçirsek seninle. Doğru dedin kızım. Ben bunu babamla konuşayım. He, konuş aslanım, konuş yerim. Oh, 10 numara oldu vallahi. Nasıl? İyi ki buraya geldik değil mi? Benim dönürüm. Hakikaten çok iyi oldu dönürüm. Aklınızda 1000 yaşayın vallahi. Ya bir düşünsene. Karı dırdırı yok. Gürültü yok. Bak, doğayı dinle. Bak, bak, bak. Deniz, güneş, kum. Hatta kum zambakları. Adeta buzuların sessizliği. O ne lan? Kaan öyle korktum ki hem hamileyim ya. Bebek içimde yuvarlandı. Aman canım al su hiçbir şey olmasın.
Allah! Bak. Nereden çıktı bu deniyorlar ya? Ya ben gidip şunlara bir bakayım, bir konuşayım şunlarla ne? Dur babacığım, dur. Biz varken sana ne hacet? Ben hallederim. Aman benim oğlum, otur. Otur, sen otur. Senin bir meseleyi nasıl hallettiğini biz gördük daha önce. Tecrübeyle sabit. Haklısın baba, haklısın da. Adamlar üç kişi. Hem benim yanımda bir şey de yapmaz bu ya. Şişt, komando, hadi sen de gel. Seni de biraz sivile alıştıralım ha. Hadi. Ayo, sen gitme. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dikkat ederim. Alttan aldın ha, olay mı olay çıkarma. Yok baba, ne olacak? İki laf söyleyeceğim, gidecekler. Merhaba gençler. Muhabbetiniz bol olsun arkadaşlar. Vallahi dayı. Ya olsun, olsun da biraz bizden uzak olsun be. Uzakta derken? Şu müziğin sesini biraz kıssanız diyoruz. Nedenmiş o? Biledir. Biz böyleyiz. Sebebi şu kardeş. Bak, biz orada ailenecek oturuyoruz. Hani 40 yılın başı bir geldik, kafa dinleyeceğiz. Yani aile var işte, anlarsın ya. Çok rahatsız oluyorsun sen. Evine gideceğim birader. La oğlum, koskocaman plajda başka yer mi yok? Biz buradayız. Sen öteki tarafa gideceksin o zaman dayı. Ya güzel kardeşim, bak sen anlamadın. Aile var diyorum, aile. Ulan ne kıymetli ailen varmış, yedik mi lan aileni? Al lan bunu ye! Ne oluyor lan? Aha! Hücum komando, hücum! Lan ben sürür, sürür! Baba çıktı baba! Allah Allah, Kur'an'ıma kavga çıktı, yettim yerim! Dur lan! Nereye gidiyorsun? Kavgaya! Oğlum, senin başın zaten belada. Bir de sokacağım burnunu boka, bir de onunla uğraşacak. Doğru diyorsun. Ver bakalım şu sandalyeyi. Yürü be enişte, yürü be! Yürüyün, nereye? Dur, şiddet bir şey çözmez, konuşalım! Kızlar durun, kızlar durun! Nerede saygın? Allah! Gelir, bırak, 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 bırak! Kardeş sen yaşayamıyoruz lan. Neden? Hani oğlum siz bu heriflerle konuşacaktınız, anlaşacaktınız? Ya baba, ben konuşacaktım, ben anlaşacaktım. Ama senin bu hazar oğlun yok mu? Geldi, çağır. Hele bu, bu Gökhan Bey'i tutabilene aşık olsun zaten. Ya ben ne yapayım? Ya abi sen komut vermedin mi? Saldır komando demedin mi? Hem zaten Hazar abim gelmeseydi ben hepsini haklayacaktım. Ya bırak ya, haklayacaklarmış. Baba bu ikisi yok mu bu ikisi? Adamların yanında böyle turşu gibi ezişmiş dış olmuşlardı. Lan oğlum ne turşusu, ne ezişi, ne büşüşü. Ben insanlığımı yaptım, insanlığımı. Ya bırak abi ya. Ben o şişeyi kırmasaydım var ya, sizin hevesleneceğiniz falan yoktu. Bak elimi bile kestim baba. Allah Allah! Kedi poposunu görmüş, yara zannetmiş. Lan evladım, sen bir herifin kafasında şişe kırmadan hiçbir meseleyi halledemeyecek misin? Ya baba tamam, ben şişeyi kırdım ama asıl adamlar Gökhan kafalarını birbirine vurduğu zaman çok sinirlendiler. Tabii canım, tabii. Sen zaten şişeyi kırınca adamlar sana teşekkür ettiydi değil mi? Ya baba, sen bunu sütten mi yaptın bu tereyağı gibi bir üste çıkıyor? Lan oğlum, kavgayı sen başlattın, Gökhan'a yıkıyorsun ihaleyi. Hiç, ha, hadi. De öyle tabii, siz de hemen gaza geldiniz. Ne geldiniz? Hop, hop! Şşşt! Bağırmayın oğlum. Lan burası nezarethane. Allah'ım ya, ya Rabbim. Ben nasıl çocuklar yetiştirmişim ya? Hafta 8, cuma 9, her hafta soluğu mapusta alıyoruz. Dönürüm, dönürüm, dönürüm. Teşekkürler. Benim dönürüm. Geldin mi, geldin mi? Geleceğini biliyordum. Beni kurtaracaksın değil mi? Buna evet demeyi, size müjdeli bir haber vermeyi gerçekten çok isterdim Kalender Beyciğim ama... durum biraz karışık. Adamların durumu çok kötü. Yapma ya. Peki o nerede? Benim avukatım nerede? Konuştum kendisiyle. Pılını pırtını toplayıp Antep'e kaçtı. Allah Allah. Sebep ne ki? Ben Kalender Bey'e onu içeriden çıkaramayacağımı söyleyeceğime... vallahi kaçarım, izimi de kaybettiririm daha iyi dedi. Vay! O benim dayım olacak kolpa nerede peki ha? Ah, hiç sorma, karıştırma.
Onu kaçırdık, kurtardık. Evde şimdi saklıyoruz. Aman çok iyi. Peki buradan çıkabilecek miyiz Kamil babacığım? Eşek kafalı. Hem başımıza bu işleri açıyorsun, hem de buradan çıkabilir miyiz Kamil babacığım? Dünürüm, sen git hakimle konuş, beni buradan çıkarsın. Kurtar beni bu yaramaz veletlerin elinden. Baba ne diyorsun ya? Biz senin oğlanınız. Sensiz lan kolpacı Gündük. Ah ah, Asude burada olacaktı ki şıp diye çıkartırdı sizi. Asude kim? Asude Öztürk. Benim kız kardeşim. Yapma ya. Ama ondan daha önemli bir özelliği var. Türkiye'nin en önemli avukatlarından biri. Hani böyle adamı şak diye ipten alan cinsten yani. Vallahi mı? Ya. Gelsin beni ipten kurtarsın o zaman. De haydi, acele et gelsin kurtarsın. Evet de konuşmam lazım, izin almam lazım. Kimden? Camilla'dan. Camilla'larından mı? Ne alakası var canım? Camilla çok uzun süredir Asude ile küs, konuşmuyorlar. Şimdi ona söylersem ya kesin izin vermeyecek, sorun çıkartacak. Ya verir, verir. De git. Camilla Hanım'ı ikna et. Hayat memat meselesi de. Kalenderini düşün. Beni. Dünürünü. Kalenderini. Merak etme. Bu işi halletmek için bütün nüfusumu kullanacağım. Sakin ol. Benim dünürüm. Gelirken ha, bizim esvaplarımızı da getir, olur mu? İnsan içine böyle çıkmayak. Düşünsene koca kalender ağa ve mahdumları böyle dompaça. Rezillik. Hayır, hayır, hayır. Yapma. Bana güvenebilirsin. Şerefine halel gelmeyecek. O iş bende kalender. Sabırlı ol. Halledebilecek mi baba sence? Halleder, halleder. Acaba ne kadar kalacağız içeride? Askerden sonra burada gün sayacağız. Olmaz diyorum, olmaz, imkansız. Ya ben sağ olduğum sürece o kadın değil 10 metre, 100 metre, 1000 metre, 100.000 metre bile benim yakınıma yaklaşamaz be. Hayatım zaten senin yanına yanaşmayacak ki. O öyle adliyede kalacak, o orada yaşayacak, sen merak etme. Kami sen beni neden anlamıyorsun? Ben anlamıyorum sen beni neden anlamıyorsun ya. Anlasana beni. Ben o kadınla aynı şehirde bile yaşayamam. Adana ikimize fazla. Anneciğim dindarlı zamanı değil. Kocalarımız babamız söz konusu. Kabir ya teyze. Benim Gökhan'ım şunun şurasında askerden yeni gelmiş. Senin hiçbir vicdanın yok, şimdi de mahpus damlarında mı çürüsün? Tövbe de. Tövbe de ağzından yel alsın. Kabile bacı, Kabile bacı kurban olam. Oğlumun hayatı senin ellerinde, kurban olam. Tamam Gütük, yanıma otur bir gel. Kamilo ana, Kamilo ana. Kim onlara acımıyorsa bari benim karnımdaki bebeği acı. Babasız büyüsün ne yapsın? Bana bak Kamile bozuntusu. Ben uşağımı senin o kuru inadına kurban etmem. Vallahi direkt seni kurban ederim ha. Hey! Hiçbir şey bile yapamazsın bana. Siz bunun böyle boş çuvaldan attığını ne bakıyorsunuz be? O Asude denen kadın çok kötü bir avukat, hiç iyi değil. Aa! Anne saçmalama. Alamın ne kadar başarılı bir avukat olduğunu herkes biliyor. İnternet girip baktığında bile çıkıyor. Aman! Demek o Asude karısı başarılı bir avukat ha? Bana bak Kameli. Eğer o avukatın bu eve girmesine bir mani olur. Aha! Valla bak böyle ellerimle seni böyle paramparça ederim ha. Ha? Ben daha beterini ederim. Hem de hemen ederim. Davranın karılar. Aman hanımlar ne yapıyorsunuz? Bir dakika lütfen. Lütfen. Aa şiddetli bir şey, bir yere varamayız. Lütfen konuşarak anlaşalım. Şikayetçiyim. Olur mu her şey? Yani karılar. Haydi bakayım. Ocakta yemeğe varıyorum. Hey sen kaç kaç bakalım. Evinden kurtulabileceğini mi sanıyorsun sen? Konuşarak anlaşılabiliyor değil mi? Ben Camilla ile bir konuşayım. Thank you.
geldik. Tanıştırayım. Kız kardeşim Asude. Bu da Dünür'üm. Müvekkilim Kalender Bey. Merhaba Kalender Bey. Ben avukat Asude Öztürk. Maşallah, maşallah. Kalender Bey. Kalender Bey. Ben Kalender Bozuk. Memnun oldum. Ben de. Bunlar da Kalender Bey'in oğulları Gökhan, Kaan ve Hazar. Memnun oldum. Ben de. Ben de. Ben de. Estağfurullah. Estağfurullah. O şeref bana ait. Gelir gelmez dosyanızı inceledim. Bizim çıkabilecek miyiz? Dosyanızı inceledim. Bir iki saate beraat gerçekleşir. Ne? İki saat mi? En kötü ihtimalle. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. İki saat en kötü ihtimalle. Elbiseleri de teslim ediyorum. Görüşürüz. İki saat en kötü ihtimalle. Anam vay. Hükümet gibi kadın. Asude nasıl çıkardı sizi ama hemen ha? Vallahi kardeşim diye demiyorum. Zehir gibidir, zehir. Vallahi öyleymiş. Yani o bizim sümsük avukat tası tarağı toplayıp öyle kaçıp gitti. Asude Hanım maşallah, maşallah. Bizi içeriden çıkardı maşallah. Tuttuğunu kopardı. Dikkat et de seni de koparmazsın babam. Çek et lan, oh. Çek lan. Şimdi tabii aslında Asude böyle basit davalarla ilgilenmez. Ama bu sefer sağ olsun beni kırmadı. Buralara kadar geldi. Teşekkür ederim. Olsun abiciğim. Fena mı oldu? Bu sayede Dünür'ümüzle tanışmış oldum. Değil mi? Değil mi? He vallahi. Ne demiş büyüklerimiz işte. Her şerde bir hayır vardı. Ya şuraya bak. Neredeyse nezarethaneye girdiğine sevinecek ha. Vallahi. Evet. Çaylarımız soğumuştur herhalde. Birer tane daha isteyelim mi babacığım? İyi olur, iyi olur. Ortamın hararetini alır. Değil mi benim babam? Kanuar da kanuar. Asude'cim ya eğer istersen yani yorgunsan biz kalkalım seni bırakalım. İyi bir otel ayarladım zaten ben merak etme. Otel mi? Ya benim
Kalender Hanım misafiri ta İstanbullardan buralara kadar gelecek. Benim konağımda değil de bir otelde kalacak, öyle mi? Mümkün değil. Mümkün dinirim, mümkün. Bu sefer öyle olsun. Hem bak Aslı'da otelde daha rahat eder. Edemez. Eder yahu. Etmez yahu. Vallahi da etmez, billahi da etmez. E bak sana ne diyorum, senin bacın yani maşallah yani Aslı'da Hanım gelecek, beni ipten alacak, ben de onu otelde konaklatacağım, öyle mi? Ben böyle bir insan mıyım ya? Ya değilsin tabii, öyle bir adam değilsin. Bunu herkes biliyor Kalender ha. Ama bu sefer öyle olsun. Olmasın. Olsun. Olmasın. Olsun. Bir saniye. Bir saniye. Abicim, ben seni çok iyi anlıyorum. Sen Camilla'dan korktuğun için otelde kalmamı istiyorsun. Ben de onu görmeye çok meraklı değilim. Heh, işte ben de tam onu söylüyorum. Ama Camilla'yı görmek istemiyorum diye yeğenimi de görmeyecek değilim. Bella'yı çok özledim. O yüzden rahatsızlık vermeyeceksem konakta kalmayı tercih ederim. Vallahi mi? Ağzınız bal yesin. Ya siz, ya Allah Allah. Ya yeğenim sizi hem nasıl özlemiştir ki. Tabii siz özlenmeyecek bir insan mısınız? Başka bir emriniz falan var mı? Yani çayın yanında. Biçi biçi. Teşekkür ederim. Meyveli soda. Esaretten kurtulunca insana böyle bir hafiflik geliyor. Yaşasın hürriyet diyesi geliyor insan. Sıcak mı ne? Oh. Bir dakika ya. Babalar nerede? Buyurun Asude Hanımcığım. Aman dikkat. En son Asiye ile beraber geldiğinde böyle kabarmıştı. Neyse ki dönürmüş. Ha, gel seni annemlerle tanıştırayım. Tamam. Evet. Bu Mühteber annem, Ayşe annem, Asiye annem. Hepsi annen mi? Aha. O konuyu fazla karıştırmayalım isterseniz. Böyle buyurun Asude Hanımcığım, gelin. Size konağımızı göstereyim. Şöyle buyurun. İşte burası bizim konağımız. İşte bu da Türkmen, benim bacım. Ha, boyundakini ben hediye etmiştim ama çok güzel o zaman. Nal gibi. Böyle. Afiyet olsun Aslı Hanımcığım. Kahveniz bittiyse hemen tazelesinler. Yok, teşekkür ederim. Fazla kahve bende çarpıntı yapıyor. Bende de.
Bende de fena halde çarpıntı yapıyor. Hele bugün var ya yüreğim nasıl çarpıyor biliyor musunuz? Yani pır 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 pır. Hayırdır inşallah. Çok da kahve içmedim ama. Kahveye gerek yok ki. Sen yaşlandın tabii. Aside Hanım gibi genç değilsin. Kalbin var ya senin kalbin. Hani hastalık manasında yani. Kalbim yok benim. Yani kalbim var benim. Kalbim olmaz mı? Kocaman bir kalbim var benim. Böyle dünya gibi. Buradaki herkesi içine alabilecek kadar büyük. Bellacığım, ayıp olmazsa bir şey sormak istiyorum. Tabii halacığım, sor. Az önce hanımların hepsini annem diye tanıştırdın. Ama hangisi senin kayınvaliden merak ettim. Ha, Asiye anneciğim. Gerçekten mi? Aha. Çok şaşırdım. Niye şaşırdınız ki? Çok gençsiniz de ondan. Yani yolda görsem asla inanmam Hazar'ın annesi olduğunuza. Ha, ondan şey ettiniz. Ben çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsiniz. Maşallah şekerim. Peki sizin çocuklarınız kaç yaşında? Çocuğum yok benim. Aa. Niye yine? Kısır mısın? Ayıp oluyor ama Möhteber. Önemli değil. Evli değilim ben. Durmasın. Oha ya, çüş ya. Ya affedersiniz, pardon. Yani lütfen. Yani ağzımdan birdenbire çıkıyor böyle işte densiz. Yok yok. Önemli değil. Dul da değilim. Hiç evlenmedim. Ben de. Oha! Resmi olarak yani, yalan mı? Ben de hiç evlenmedim, biliyor musun? Gerçi tam evleniydim de. Burun farkıyla kaçırdım. Tamam tamam, o konuya girmeyeyim. Asude Hanımcığım, sorması ayıp olacak ama niye evlenmediniz ki ne? Bugüne kadar evlenmeye değer biri çıkmadı karşıma. Nikah önemli. Önemli tabii. Öyle sokaktan geçen herkese nikah kıyılamıyor değil mi? Nikah önemli. Ne oluyor orada ya? Ne yapıyorsun? İndirin bakayım bacak. Nedir o ya? Allah Allah. Ya affedersiniz Asude Hanımcığım, gene soracağım ama yani böyle karşınıza biri çıksa, yani böyle evlenmek isteyeceğiniz biri mesela. Yani siz karşı mısınız? Yani karşı çıkar mısınız? Yoksa prensip olarak mı karşısınız? Yo, değilim. Evlenmek için aşık olmak gerekiyor. Aşk olmadan evlilik yürümez bence. Yürümez. Biliyorum. Tecrübeyle sabit. Ay, az kalsın unutuyordum. Ne oldu? Bellacığım. Merak ettim. Bu senin için. Düğün hediyen. Ya halacığım, aşk olsun ya. Hiç gerek yoktu. Aa, aşk olsun halacığım. Halandan sana bir anı kalmasın mı? Aç bakalım, beğenecek misin? Oh. Oy. Yuh. Halacığım, bu çok değerli bir şey ama. Olsun halacığım. Hem sana harcamayacağım da kime harcayacağım ben? Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Lafı bile olmaz. Hem ancak böylesi yakışır benim bir tanecik yeğenime. Evet, evet. Allah'a doğru söylüyorsunuz Asude Hanımcığım. Bella yeğenim bir tanedir. Aa, benim babam. Tabii. Benim gelinlerimin hepsi ayrı ayrı birer tanedir. De, Bella gelinim başka bir tanedir. Bu arada abim nerede? Kim? Abim. Aa, Kamile yapma, canım yanıyor ya! Bırakmayacağım. Başının etini yiyeceğim. Gerekirse de bütün etlerini pincik pincik yapıp yiyeceğim. O kadını bu eve nasıl alırsın, nasıl getirirsin? Ya geliyorum dedi, kalbimi diyecektim. Ne yapayım Kamile ya? Getirmeyecektin o kadını bu eve, getirmeyecektin. Yeter, yeter ama ya, yeter ama ya. Canımı yaktın ya. Bir kere o kadın dediğin benim öz be öz kardeşim. Senden biraz daha saygılı olmamı rica ediyorum Kamilla.
Olmayacağım, saygılı falan olmayacağım. O bana saygılı oldu da mı ben ona saygılı olacağım be? Affedersin karıcığım. Çok özür dilerim hayatım. Ama sende o deve kini dediklerinden var. Yahu bir küslük bu kadar uzun sürer mi? Sence de garip değil mi? Yani ömrün boyunca küs mü kalacaksın yahu? Evet, ömrüm boyunca küs kalacağım. Ne var bunda? 10 yıl ömrüm varsa 10 yıl, 100 yıl varsa 100 bin yıl varsa hepsinde de ben küs kalacağım. İşte bu kadar. Neden? He? Neden? Eminim sen bile unutmuşsundur nedenini. Unutmadım işte. Düğünüme beyaz elbise giyip gelmişti. Oh, inanamıyorum sana ya. Hala aynı mevzu ya. Evet, hala aynı mevzu. Üstelik de uzun kuyrukları olan bir beyaz elbiseydi. İyi be, bir de gelinlik giyseydi, gelseydi bari düğünüme. Ya hatırlatma bana ya, ne hatırlatıyorsun da benim sinirimi tepeme çıkarıyorsun ya. Kov gitsin şunu, kov. Gönder. Karıcığım, hayatım, nasıl göndereyim söyler misin, nasıl? Postala, şutla, ne bileyim ben nasıl ya. Göndereceksin işte, bitti bu mevzu, gönder. Kamilacığım, ne olur bak, akıl var, izan var. Zaten misafir olduğumuz bir evdeyiz. Bak, Kalender Bey ısrar etti, kız da kabul etti. Ne diyeceğim ben şimdi? Misafir olduğumuz evde, efendim biz sizin eski misafirleriniz olarak... ...bu yeni misafirinizi bu evde istemiyoruz mu diye, böyle saçma şey mi olur ya? Bak ne güzel söyledin. İşte aynen böyle söyleyeceksin. İstemiyoruz. Bitti, bitti, bitti be! Ben öyle bir şey söyleyemem Kamila. Söyleyeceksin. O kadını konağımda istemiyorum be. Konağım diyor ya. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Kamil, istersen ben konuşayım ha. Bak ben çok güzel konuşma. Öyle bir konuşurum ki senin aklın şaşar. Konuşayım mı? Hayır, istemez. Bilirim. O kadar iyi konuşursun ki her şey daha da karışır. Gerek yok. Bana biraz izin ver. Ben bir çözüm yolu bulacağım. Mal mal düşünme be. Hadi git kovsana kadını. Ama sen bana baskı yapıyorsun. İzin ver dedim. Biraz bir çözüm üreteyim, bir düşüneyim ama ya. Lütfen, baskı altındayım ya. Baskı yap. Asude Hanımcığım, acıktınız mı? Bak eğer acıktıysanız size hemen şöyle güzel, böyle mükemmel bir sofra kurabiliriz. Yani ne isterseniz, sıcak, soğuk, tatlı, tuzlu. Yani etli, ha yok ben et yemem diyorsanız balık, tavuk. Ya da yok ben onları da yemem diyorsanız şöyle vegan bir sofra hazırlayabiliriz. Yok yok, et severim ben. Hatta buraların meşhur şırdanını çok merak ediyorum. Yapma ya, şırdan mı dedin? İşte şırdanın en güzeli, en hası bu konakta yapılır. Aha bu karılar yapar. Şimdi de haydi bir hazırlanın, şöyle güzel bir sofra hazırlayın. İçinde şırdan olsun, mumbar olsun, kelle paça olsun, kokoreç olsun. Oh, bayılırım sakatata. De haydi, duydunuz dilin sesini. Ne bekliyorsunuz ki de? De haydi. Ayşe. De haydi gelinler, siz de yardım edin analarınıza, yürü. Haydi şirin, haydi. Hey. Müsaadenle ben de kalkayım abi. Burası biraz rahatladı değil mi böyle olunca? Yalnız baba hakikaten iyi dedin. Ben kurt gibi acıkmıştım ha. Vallahi ben de çok acıktım. Maşallah. Meğer buradaki herkes acıkmış. Allah'tan birbirinizi yememişsiniz ha. Ağlacığım, ben de senin odanı hazırlayayım. Tamam canım. İzninizle. Evet. Şöyle biraz uzaklaşsana ben. Ha, şöyle. Ha. Kalender Bey, ayıp olmazsa bir şey soracağım. Ha canım. Buyurun, buyurun. Bu hanımların üçü de gerçekten eşiniz mi? Yok, tövbe! Tövbe! Nasıl yani? Şöyle yani, kader işte. Ya, kaderin bir oyunu. Yani ben bir kader mahkumuyum. Ya siz bilmezsiniz, buralarda töreler, örfler, adetler işte. Tuttular bunları, bana kakaladılar. Yani bana çaktı. Yani ben onları almak mecburiyetinden aldım. Ama işte... Resmi nikah kıymadım ki ne? Çünkü kendiniz dediniz, yani insan ancak aşık olduğu kişiye resmi nikah kıyabilir. Ancak insan kendini öyle yani mutlu hissedebilir.
Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Ha, anlaşıyoruz yani. Herkese merhaba. Oo, benim dedim, hoş geldin. Ne bu halin, bitmişsin. İkna edemedin mi Kamilla Hanım'a, gelmiyor mu? Nerede? Kamilla işte. Allah Allah. Ya vallahi bu kadında var ya, deve kini var, deve kini. Ya böyle bir zatı şahane kadına insan küsebilir mi ki ne? Kamilla ise küser. Kamilla kendi gölgesine bile küser. Ya Aslı, bir de sen başlama Allah aşkına ya. Ama... Aa, dayıcığım. Hayırdır Baran? Ne işin var burada? Hiç. Geçmiş olsuna geldim. Ama kim var kim yok bilememiştim. Kusura bakmayın. Gel, gel. Gel, gel benim oğlum. Gel aman Baran. Gel, gel şuraya gel. Gel, yabancı yok. Gel seni tanıştırayım. Bak, bu Asude Hanım. Kendisi Dünürüm'ün kardeşi. Aman. İşte bacısı olur. Bizi içeriden bir çırpıda o kurtardı işte. O çıkarttı. Sağ olsun, var olsun. Memnun oldum. Ben de. Yani kendisi çok önemli bir avukat. Aman işte avukattır. Var ya zehir gibidir, zehir bak. Dünürüm'ün kardeşi, bacısı diye demiyorum. Tuttuğunu koparan bir karıdır. Aman işte avukattır. Yani kendisi böyle ufak davalara bakmıyor ama sağ olsun Dünürüm sayesinde geldi. İşte bizi böyle ipten aldı çıkardı. Allah razı olsun, sağ olun. Aha, lan bak aklıma ne geldi. Eğer kendisi kabul ederse, lan bu karı, aman işte bu avukat senin de avukatın olabilir biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Sağ olun. Şimdi gerçekten çok memnun oldum. Çek lan. Estağfurullah. O memnuniyet bana ait. Peki neden yargılanıyor beyefendi? Yani öyle nasıl diyeyim? Öyle anlatması çok kolay değil. Yani biraz uzun. Yani ne ararsan var diyeceğim geliyor. Yani şöyle. Kaçakçılık var. Dolandırıcılık. Zimmete para geçirme, kara para aklama. İşte bunların hepsi var da biraz daha da var. Hepsi birden. Tabii. Baran abi maşallah organize suçları combo yapmış, combo. Şimdi Asude Hanımcığım, babam kaçakçılık dedi ama... ...böyle kaçakçılık deyip geçiştirmeyin. Yani bunlar kendi içinde ayrı ayrı başlıklara ayrılıyor. Nasıl yani? Abo! Mühim bir şey yok ya. Abartıyorlar biraz. Tabii canım, mühim bir şey değil. Yani insan kaçakçılığı, hayvan kaçakçılığı, bitki kaçakçılığı, vergi, tarihi eser, demir, çelik, petrol, alüminyum, aha mücevher, bir de çay, sigara. Sağ ol yeğenim, içmiyorum. Onlar sayılmaz zaten. Bu kadar. Benim bu Asude karısını gözüm hiç tutmadı ha. Vallahi inanır mısın Müteber abla? Benim de hiç tutmadı. Kalender ağam karıya bastırmaya bakar gibi bakıyordu ya. Nefesat karılarsınız ya. Bence kadın son derece asilzade ve zevk sahibi bir kadın. Bak hele. Ha, iki çift güzel laf duydun diye süngün yere mi düştü sisli Asiye? Vallahi. Müteber anam haklı. Hayır bana laf düşmez tabii ama ben de bir işkillendim. Kesin gözü var babamda. Nereden belli kız? Ne etti ki? Ay daha ne edecek? Ağamın gözünün içine baka baka. Benim canım şırdan istiyor dedi. İnanabiliyorsunuz buna, şırdan. Oha. Resmen iş attı yani. Şırdan. Şırdan. Evlenecek adamı bulsam kaçırmam da dedi. Esat dedi. Kesin yani. İstanbul'dan yoksa ne için gelecek buralara? He canım. Hayır pardon da. Sen kimsin? Ağamın sana ihtiyacı mı var? Avukat dediğin ağam da çok. He. Vallahi bu belanın annesiyle babasının başının altından çıkıyor bütün bunlar. Müteber abla. He canım. Onlarla ne alakası var ben anlamadım. Ne alakası var? Karıyı ağamızın koyduğuna sokacak. Hazarı ağ edecek. Kızları da hanım ağ olacak. Ay resmen acancılık diyorsun ana yoksam yok. He? Ay yuh artık daha neler ya.
Hem siz ne burada büyüklerin lafını dinliyorsunuz be? Hadi işinizin dışına bakayım. Yürü, hadi. Asiye, doğru söyle. Sen de bu gavur ajanlarıyla işbirliği içinde olabilir misin acaba? Yok artık Ayşe. Getirip dördüncü kendi ellerimden kocamın koynuna sokacak değilim herhalde. Daha neler? Vallahi senden her şey beklenir. Mesele taht oyunlarıysa sen her şeyi yapabilirsin. Hayt. Benim bir kere öyle her bir şeyi etmeme hiç ihtiyacım yoktur. Çünkü dünya alem bilidir ki bu konağın yeni ağası hazır olacak. Allah Allah. Neymiş ki o? Şöyle Möhteber ablacığım. Çünkü ağalık ciddi bir müessesedir. Şimdi benim tahsilli okumuş oğlum dururken sizin o cahil okumamış oğullarınızın ağ olması düşünülemez. Değil mi? Yok. Vah. He Asiye, senin oğlun okumuş olabilir. Benim oğlum da kahramanlar gibi, ıslınlar gibi cephede savaştı. Senin oğlun da askerliğini etmemiş. Eline silah almamış adamdan aha da olmaz. Kaplumbağa da. Kaplumbağa derken? Evet abla, kaplumbağa. Allah'ıma ihaleye fesat karıştırıyorsunuz ha. Kopya çekme müsellimen mi? Yahu köre sanın verdiği kopya sayılmaz ki. Beni ilgilendirmez. Şahibesiz oynayacaksanız oynayak. Allah'ıma bu şah, bu damat. Geçmiş olsun. Ya ne yaptın köre sen ya? Tövbe tövbe. He? Su boğazımda kaldı. Sen ilk taşı oynayacaktın, yanlış oynadın. Acemi şansı ya. Ya boynuz kulağa geçer ya. Tey Allah'ım yarabbi ya. Öp, öp. Oy, oy gülüm. Niye zahmet ettin, ha? Bakın, bakın. Şirin'in bana neler hazırlamış. Ya öf, başlama gene zevzekliğe. Onlar Aslı Hanım için yapıldı. Ben de size getirdim. Afiyet olsun. Ay, amcasının gülü. Ay Şirin kızım benim. Şişt, hadi koy, koy. Şişt, koy. Haydi bakalım, gelin sofraya, haydi. Oh, afiyet olsun. Oğlum Ferhat, haydi gel sofraya. Yok ağam, siz yiyin, ben aç değilim. Allah Allah. Ne oldu bu çocuğa? Bana nazire yapıyor. Yazık. Gideyim de ısrar kıyamet edeyim, yemek yedireyim. Aç kalmasın Sabi. Aferin bak. Güzel güzel anlaşın böyle, ha? Ben de delirtmeyin beni, ha? Yok ya. Hadi, hadi. Şişt. Hadi. Hadi. Oğlum ye. Bak 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 neler var, bak bak bak. Ha? Dur hadi gel al. Ferhat kardeşim. Aa, böyle surata sarak oturmak yok ama. Oğlum bir kızı 10 kişi ister, bir tek bana man, bir tek kişi alır. E tamam artık uzatma, biz aramızda ne yaşadıysak yaşadık. Yani son kararı yine Şirin verecek. Ben diyorum ki iyi olan kazansın. Ya ne diyorsun sen Baran ya? Diyorum ki bunları barışma nişanemiz olarak kabul eyle ve ye. Yemeyeceksin mi? Yemeyeceğim. Ölümü öp ye. Yemeyeceğim. Allah'ıma yiyeceksin. Yemeyeceğim. Allah'ın adını verdim lan.
Aç bakın masanı. Aman da uçak geliyor. Ahıra, aman ağzına girecek. Hadi aç. Hadi. Lan yemeyeceğim. Lan bunları Şirin getirdi ha. Ben Şirin'in getirdiği yemeği sana yedireceğim. Ama bak ben ne yapıyorum? İnsanlık yapıyorum. Aç kalma diye sana yemek yediriyorum. Ferum ağzını açacakmış. Aman da Ferum dolmayı yiyecekmiş. Aman Ferum dolmayı mı yemiş? Şuna 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 yut. Yuttun. Evet. Onlar bitecek ama ha, tamam mı? Tabakta kalmak yok, arkandan alır. Tamam. Afiyet olsun. Yiyor mu? Yiyor, yiyor. Aç yazı. Ay. Hadi, hadi. Şişt. Oğlum yesene. Hadi sen de hadi. Sağ ol benim kızım. Afiyet olsun babacığım. Buyur halam. Canım benim. Niye zahmet ettim? Afiyet olsun. Bela yeğenimin yaptığı çayın tadı, lezzeti hiçbir şeyde yok vallahi. Ya o kadar Karadeniz'e gittik geldik, ben böyle bir şey içmedim. Hakikaten. Bak bir deneyin bak. Tadı, kokusu falan. Oh. Benim biracık ağam. Asude Hanım'ın yatağı hazırdır. Asude Hanımcığım, size bu evin en rahat, en konforlu, en gözde odasını sunmaktan gurur duyarım. Gözde derken? Ayıptır söylemesi. Ağamın en çok vakit geçirmeyi sevdiği oda diyebiliriz. Ağam, hello, hello. İyi misin? Size kendi yatağımı açtım da. Malum ben bu evin en misafirperver, en paylaşımcı karısıyım. Öyle değil mi ağam? Şey anneciğim, ben halama odasını hazırlamıştım ama. Duymamış olayım Bella. Ya ben misafirimizi öyle alelade bir yatakta yatıracak değilim herhalde. Asude Hanım benim yatağımda yatacak. Siz nerede yatacaksınız? Ay Asude Hanımcığım ilahi. Biz ağamla nereye olsa yatarız. Öyle değil mi ağam? Konuşmamız lazım. Açsana şu camı, konuşmamız lazım. Açar mısın? Ne bağırıyorsun ya, ne? Bütün milleti toplayacaksın başımıza. Ya konuşmamız lazım diyorum sana. Akşam yüzüme bakmıyordun, ne konuşacaksın ha? Bak şimdi ben sana tek seferde bir şey soracağım.
Sen de tek seferde cevap vereceksin, tamam mı? Sen Baran'la Karadeniz'de ne yaşadın? Sen ne diyorsun be? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Benim ağzımdan çıkanı da kulağım duyuyor, gözlerim de görüyor. Allah Allah. Ne görüyormuş senin gözlerin? Ya senin o adama nasıl baktığının farkında değil miyim ben? Aptal mı sanıyorsun beni? Ya sen? Sen çok mu sütten çıkma ak kaşıksın? Dilan'ın elinden tutup samanlığa götürdüğün günleri unutmadım, merak etme. Benden umudu kesince başka ağ kızlarına yöneldin. Gerçekten acıyorum sana. Yazık. Ne oluyor ya? Sancı girdi. Tabii sözlerim hançer gibi saplandı kalbine. İnşallah delinmiştir. Yok kız, kalbime değil, karnıma. Hatta karnıma da değil. Şirinim, daha sonra konuşuruz, tamam mı? Kaç tabii ya, kaç. Hep zora geldiğinde aynı şeyi yapıyorsun. En azından Baran senden daha delikanlı çıktı be. Sonunda anladın ha gülüm? Baran! Söyle bir tanem. Ya bir de seninle uğraşamayacağım gerçekten. Ah be Ceylan'ım. Ah be bülbülüm. Ya anlasana, şu çobandan sana yar olmaz. Kız bu dünyada seni benden başka böyle seven bulamam. Baran. Kalbimi sökmüşüm, yerine seni koymuşum. Ne var bana bir şans versen? Ben demiyorum ki hemen evlenek. Birbirimizi tanıyak önce. Gerçi ben seni tanıyorum da, sen beni tanı. Biz diye bir şey yok, hala anlamadın değil mi? Ya ben gideceğim zaten. Nereye de? Üniversite. Ne üniversitesi? Konservatuvar sınavlarına hazırlanıyorum yani. Şarkıcı olacaksın. Pavyonlarda, düğünlerde şarkı söyleyeceksin, öyle mi? Aynı babam gibi konuşuyorsun ya. Ya bütün şarkıcılar pavyonda mı çıkıyor? Ben direkt eğitimini alacağım. Hayatta izin vermem. Olmaz. Pardon? Hangi sıfatla? Allah izin verirse müstakbel kocan olarak. Anca rüyanda görürsün. Bak hele. Bir gün bu sözlerinden utanacaksın ha. Ay vallahi çok utandım. Hadi git. Bana ne? Şu gül yüzünle bir kere gülmeden hayatta gitmem. Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Kız ne var, bir kerecik gülsen. Vallahi gideceğim. Hadi gül. Oldu mu? Oldu. Allah'ıma güldü. Tamam gidiyorum. Ben sözümü tutayım, gideyim. İyi geceler gülüm. Allah rahatlık versin. Kapat pencereni, ceryal yapıyor. Hadi git sen de. Şey yapma. Deli ya. Sen çok akıllısın sanki. Ay sen burada mıydın yenge? Aha. Maşallah. Bakıyorum da sen de elçilerin gibi kapı dinlemeye başlamışsın. Yok ya. Ben sana süt balın getirmiştim. Ama baktım ki sen böyle Juliet gibi Baran'la konuşuyordun. Bölmek istemedim. Ne Juliet? Yenge aşk olsun ya. Sen Baran'dan baya baya hoşlanıyorsun anlaşılan. Ya hayır, ne hoşlanması? Ya sen nereden çıkarıyorsun bunları? Ben çıkarmıyorum. Gördün mü söylüyorum. Ya saçmalıyorsun ha yenge. Hem ben Ferhat'ı da... Ya Şirin. Sen Ferhat'ı kalbinden çoktan çıkarmışsın. Hatta onun yerine Baran koymuşsun da kendini itiraf edemiyorsun. Aslında biliyor musun? Ben Baran'ı Ferhat'ın daha çok seviyorum. Çünkü o da benim gibi aşkına sahip çıkıyor. Asla bırakmıyor, vazgeçmiyor. Diyorsun. Biz aynı Baran'dan bahsediyoruz değil mi? Eminsin yani, bizim Baran. Aha. Bir de benim adım Bella ise sen Baran'dan çok hoşlanıyorsun canım. İyi geceler. Al bakayım. Of, söyledi gitti. Thank you.
Günaydın babacığım. Günaydın benim evladım, günaydın. Gel, gel yanıma otur bak. Gel, gel. Sedire. Günaydın baba. Günaydın benim kanıma. Otur şöyle, otur otur. Otur, otur. Oh. Günaydın. Günaydın. Oo, sofraya bak. Oha. Bak lan ya. Bak ya. Kalk, 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 kalk. Bırak o elindekini. Bırak lan o elindekini. Bırakma. Cebine koy. Ne oluyor benim babam? Cebine koy. Cebine koy. Cebine koy, belli olmaz. Ulan hadi analarınızı geçtim. Ya siz hiç babanızdan edep, adap öğrenmediniz mi ya? Adap derken baba? Ya oğlum bir evde misafir varsa, misafir sofraya teşrif etmeden oturdun mu hiç? Misafir derken babacığım? Ne? Avukat hanım uyumuyor mu içeride? He? Misafir değil mi? Hey de baba, o da kadın değil mi yani? Avukat mı avukat? Sonuçta aşağıda anamlarla yemeyecek mi ne? Koskoca avukat hanım. Aşağı gidip aman dillerle mi yesin lan yine? Bekliyor. Günaydın Kalender Bey. Günaydın. Günaydın. Nasıl, rahat uyuyabildiniz mi? Her şey iyi miydi yani? Mışıl mışıl uyudum. Yani havasından mıdır, suyundan mıdır bilmem ama çok iyi geldi. Oh, oh, çok memnun oldum. İşte bizim buraların havası suyu hakikaten bir başkadır. Allah izin verirse en kısa zamanda size Adana'nın her metrekaresini göstereceğim. Camamar'la. Camamar? Camamar. Benim kendime ait olan özel uçağım. Aa, siz pilot musunuz? Hem de first class. Tam size layık. Ben hem kendim uçarım hem de uçurttururum. uyandıysanız artık sofraya oturabiliriz değil mi? Burada mı yiyeceğiz? Evet. Her şeyi sizin için hazırladım ama siz gelin benim yerime buyurun isterseniz. Burası daha rahattır. Ay, çok teşekkür ederim Kalender Bey ama ben yer sofrasında yiyemem ki. Öyle mi? Buyurun Asude Hanımcığım, buyurun. Buyurun. Nasıl böyle, iyi mi, rahat mısınız? Evet, evet. Çok sağ olun. Aslında size eşlik etmek isterdim ama alışık değilim, yerde oturamıyorum. Kusuruma bakmayın. Ah, ne demek kusuruma bakmayın? Asıl siz bizim kusurumuza bakmayın. İşte böyle, böyle yerde yiyorlar. Böyle tek tabaktan falan. Ya bıçak falan yok. Laflara bak ha, ettiği laflara bak. Ya insan özünden bu kadar kolay vazgeçer yer mi? Dönmek. Bundan böyle ömrümüzün sonuna kadar bu sofrada hep beraber yemek yeriz. Ah, beraber dedi ya. Bundan böyle de dedi. Yiyeceğiz de dedi, yiyeceğiz de dedi. Sen bir şey mi dedin Ayşem? Hey, yok ağam. Masanızda eskik bir şey var mı diye sordum Nazgül'e. İyi, iyi. Aa, sen hala burada mısın? Seyyar çalçanı. Niye gitmedin hala kız sen? Buradayım ve biraz daha burada kalacağım. Biraz derken? Yani buradaki işim bitene kadar. İşim derken? Bana bak vallahi ben senin işini bitiririm. Kamelyalı Hanım. Kalender ağam, sen de artık bir karar ver. Haydi bakayım, bu kadın mı ben mi yoksa? Kamelyalı Hanım, kendisi bizim çok özel bir misafirimiz olur.
Kusura bakmayın. Tamam, o zaman bana adios. Adios Kamelya Hanım. Adios. Bak, eğer ben gidersem senin campara dünürünü de yanımda götürürüm. Haberin olsun ha. Siz nasıl münasip görüyorsunuz Kamelya Hanım? Kalender. Bu kadar basit mi yani? Evli bir erkeğin yeri, karısının yanıdır benim dünürüm. Aa, Kamil, gördün mü? Senin dünürün, çok sevdiğin dünürün seni bir kalemde çizdi attı. Haydi biz adios, gidiyoruz biz. Haydi kocacığım, kalk 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 kalk. Aa! Ne oldu Cemil ya? Ne oldu? Ne var gene? Jandarmalar geldi. Jandarmalar mı? Evet ağam. Niye ki ne? Baran'ın burada saklandığını duymuşlar mı yoksa ağam? Yok ağam, onun için değil. Hazar ağama gelmişler. Hazar mı? Hazar mı? Niye ki ne? İhbar etmişler ağam. Asker kaçar diye ihbar etmişler. Nasıl ya? Ya Cemil kim etmiş? Bilmiyorum ağam. Hayır, yok. Kalay ben etmedim. Ayşe. Ya siz niye her türlü ihbarı benden biliyorsunuz? Ekmek mısır çarpısı ki ben etmedim. Ya öyleyse kim o zaman? Hazar'ın askere gitmesini kim ister ki? Kamilla. Sen ihbar ettin değil mi? Ay ne iyi fikir ama ay ben akıl edemedim işte. Ah benim maşallah kafam ya. Niye akıl edemedim ben bunu? Anne bana bak. Sen yapmadın mı gerçekten? Kasus yapmadım dedim ya sana. Ama neden yapmadım? Ben bunu daha önce neden düşünemedim? Ay. Ya kim o zaman? Kim? Ben biliyorum kim olduğunu. Kim? Bizim evde bir tane yılan var sadece. Aa! Ya ben Hazar'ın gitmesini niye isteyeyim ki? O da bu. Ya o değil, o değil. Kim benim oğlumu ihbar etti lan? İçimizdeki hain kim? Söyleyin kim? Ben ettim, ben. Anne. Niye ki? Aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok canlar yanacak, heyecandan karışacak hani belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni geleyim. Çok üstüne gelecek, söylenecek, bıktıracaklar tüs seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün, taşın yeri geleyim. Düşerim bile bile, vazgeçerim.